Nükleer enerji santrali ihracı ile ilgili karar 4 Nisan'da Japonya Meclisi'nden geçti. Türkiye'ye ihracı da kapsayan önerge, Sinop'ta nükleer santralin önünü açan yeni bir adım olabilir. Ancak nihai karar henüz verilmedi. Japonya parlamentosundaki en büyük muhalefet grubu olan ve nükleer karşıtı hareketin savunucuları arasında yer alan Demokratik Parti, hükümetin Türkiye ve Arap Emirlikleri ile imzalaması muhtemel sivil nükleer güç işbirliğine destek verdi. 2030 yılına kadar ülkedeki nükleer enerji santrallerini tasfiye etmeyi savunan Demokratik Parti'nin bazı üyeleri öneriye şiddetle karşı çıksa da partinin tavrı nükleer ihracına destek vermek yönünde oldu. Fukushima felaketiyle ilgili soru işaretleri sürerken ve ülkede hala nükleer santraller kapalıyken Japonya'nın diğer ülkelerdeki nükleer güvenliği nasıl sağlayacağı sorusunun cevabı henüz net değil. Türkiye'de iki nükleer santral projesinden biri olan Sinop'taki projeye Japonya ve Fransa'dan iki şirket talip olmuş. Türkiye hükümeti ve Japonya arasında da geçtiğimiz yıl Sinop Nükleer Güç Santrali ile ilgili anlaşma imzalanmıştı. Evet değerli izleyenler, gözler Japonya'da konuyla ilgili. Türkiye'deki nükleer karşıtları için olumsuz, yani nükleer için de olumlu bir karar çıkması gibi bir beklenti var. Aslında kesin gözüyle bakılıyor buna ama yine de konu hala gündemde. Ve bu konuyu biz de şimdi Pınar Demircan'la, nükleersiz platformdan Pınar Demircan'la konuşacağız. Pınar Hanım hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Merhaba, hoş bulduk. Evet, dilerseniz öncelikle şu anda Japonya Meclisi'yle ilgili süreç ne aşamada onu sizden öğrenelim. Biraz önce sizin de aktardığınız gibi Japonya'daki değerlendirmeler iki aşamada gerçekleşiyor. Bunun sebebi hani daha demokratik kararlar almak kaygısı. Genel olarak Japonya hükümeti kararlarını bu şekilde alıyor. İlk aşama geçen hafta gerçekleşti. 4 Nisan'da karar açıklandı. Bu açıklamayı yapanlar Lower House temsilcileriydi. Bu hafta içinde aslında, yani geçen hafta bizim gelecek hafta şeklinde duyduğumuz bir açıklama, bu ikinci basamaktaki değerlendirmenin sonuçları olacaktı. Fakat onun da 15 Nisan'a ertelendiğini duyduk. Bugün öğrendik bunu da. 15 Nisan'da nihai karar çıkacak Japonya'dan. Yani 15 Nisan'da Japonya Meclisi bir kez daha bu gündemle toplanıyor. Yani Türkiye'dekinden biraz farklı anladığım kadarıyla model. Yani bir sizin lower house olarak söylediğiniz bir alt meclis var. Bir de aslında nihai karar verecek olan üst meclis var sanıyorum, evet, Japonya'da, öyle mi Pınar? Çok da hani alt meclis karşıtında bir karar almayacağı da düşünülüyor maalesef. Evet, bu karar da 15 Nisan'da tekrar oylanacak. Peki oylamada Demokratik Parti'yi nükleer karşıtı bilirdik en azından. Ancak nükleer ihracına karşı çıkmayacak gibi gözüküyor sanıyorum. Aslında çıkamadılar. Benim de irtibatta olduğum aktivistlerin değerlendirmesi bu yönde, Japon aktivistlerin. Çıkamadılar çünkü oy çoğunluğu sağlanamadı. Yani salt çoğunlukla kabul edildi. Fukushima felaketinden sonra Japonya'da karşı çıkan çok fazla bu nükleer enerjinin ihracatına. Evet. Peki bir taraftan da şunu düşünmek gerekiyor belki. Japonya'da bu konuda Fukushima'dan sonra oluşmuş bir sivil toplum baskısı var. O baskı sonuç veremedi sanıyoruz. Japonya nükleer santrallerini kapatıyor, kapatmayı düşünüyor. Ancak nükleer ihracına evet diyecek gibi gözüküyor. Bu konuda Türkiye ve Japonya, yani nükleer karşıtı platformlar ya da nükleer karşıtları üzerinden bir iletişim sağlanabildi mi? Bu konuda bir baskı yaratılabildi mi en azından Japonya Meclisi'ne? Tabii 22 Ocak'ta aslında nükleer karşıtı platform çok ses getiren, bence ses getiren bir eylem gerçekleştirdi. Japonyalı konsul Türkiye'deki, İstanbul'daki Japonya konsolosluğu önünde Sinop'un temiz toprağını Japon meclisine, Japon hükümetine göndereceklerini ilettiler ve konsolos kanalıyla bunu gerçekleştireceklerini belirttiler. Bu milletvekillerine iletildi elbette. 22 Ocak'tan bu yana bu bizim tavrımız biliniyor. Fakat tıpkı meclis içerisindeki Demokrat Parti, hani biz antinüklerin kalesi diyebileceğimiz Demokrat Parti'nin tepkilerinin yeterli olamadığı gibi bizlerin de sesi cılız kalıyor tabii ki. Evet, aslında karmaşık bir süreçte işleyecek bundan sonra. Yani çok da alışık olmadığımız bir süreç. Hükümetler arası anlaşma olduğu için ÇED sürecinden muaf tutulması gündemde, hukuki belirsizlikleri bir hayli fazla. Gerçi hukuki belirsizlikleri fazla, ancak
Sinop Nükleer'in, nükleer karşıtı platformun iddiasına göre çoktan başladılar bile ağaç kesimleri yoluyla projenin en azından ilk adımlarını atıyorlar diyelim. Peki Japonya Meclisi'nden onay çıktıktan sonraki süreç, bu o belirsiz sürece dair sizin görüşleriniz nedir? Neler olacak? Belirsiz süreç derken hani nihai karar alındıktan, bizlerin artık bilgisi dahilinde olduktan sonra mı diyorsun? Evet, evet. Ondan sonra hemen projenin başlaması ya da başka konularda gündeme gelecek mi? Bir kere bizim önümüzde bir 26 Nisan var. Çernobil felaketi yaşanmış. Bu 26 Nisan'da herkes Sinop'ta olacak. Ve bu hükümet görecek Sinop'ta nasıl insanların bu nükleere karşı çıktığını. O yüzden de artık hani birilerinin bunu anlaması gerekiyor diye düşünüyoruz biz. Evet, en azından nükleer karşıtı bir baskı 26 Nisan itibariyle oluşturulmaya başlanacak. 26 Nisan'da da ne var? Sinop'ta bir nükleer karşıtı miting olacak galiba, evet. Değil mi? Çernobil, evet. Yıl dönümünde. Evet, doğrudur. Peki. Yani. Burada... Çok teşekkür ediyoruz Pınar Demircan değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, nükleersiz platformundan Pınar Demircan Skype yoluyla Yeşil Bülten'e bağlandı. Japonya'da meclisin 15 Nisan'da nihai görüşmeyi, Türkiye'de Sinop'a yapılacak nükleer santralle ilgili, nükleer ihracıyla ilgili nihai görüşmeyi yapacağı ve kararı alacağını söyledi. Kararında Sinop'taki ve Türkiye'deki nükleer karşıtları için olumsuz, ancak nükleer santralin yapılması konusunda da olumlu olması bekleniyor. Yeşil Bülten devam ediyor.